Gen ifadesinin düzenlenmesi her aşamasında değişikliğe uğrayabilen bir süreçtir. Transkripsiyonun başlatılmasından proteinin translasyon sonrası modifikasyonuna kadar geçen sürede gerçekleşen her aşamada bir değişiklik görebiliriz. Hücreye sahip olduğu çok yönlülüğü ve adapte olma yeteneğini veren şey de işte tüm bu aşamaları düzenleyebilme yeteneğidir. Hücre bu sayede enerjisini sadece gerektiği zaman gereken proteinleri ifade etmek için kullanabilir. Aynen gücünü verimli kullanan bir ninja gibi. Vaa! diyor yani. Veya hücreyi mümkün olduğunca az enerji harcamak isteyen tembel hımbıl bir insana da benzetebiliriz. O halde gen ifadesinin başlangıcını inceleyelim ve sonra gen düzenlemesinden birlikte söz edelim. Şimdi çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Gen düzenlemesi DNA ve kromatin düzenlemesiyle yakından alakalı. Tamam mı? O yüzden bundan bahsedeceğiz. Biraz DNA'nın yapısından bahsedelim ama önce. DNA'lar kromozomlar içine kromatinler biçiminde paketlenir. Bunlara süper sarılımlı DNA da denir. Süper sarılımlı DNA Süper kahraman gibi. Kromatinler DNA'dan, histon proteinlerden ve histon olmayan proteinler, proteinlerden oluşur. Ve kromatin içerisinde nükleozom adında tekrarlayan birimler vardır. Nükleozom. Bunlar 146 bas çifti uzunluğundaki çift sarmallı DNA'dan oluşur. Bu DNA, 8 histonlu bir çekirdek etrafına sarılı haldedir. Bu 8 histonlu yapı içerisinde bilmeniz gereken 4 tür histon bulunur. Adları da H2A, H2B, H3 ve H4'tür. Böyle isimlendirilmişler işte yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Böyle diyeceğiz. Asetilasyon bu histon proteinlerinin amino terminal kuyruklarında histon asetil transferaz dediğimiz bir enzim tarafından gerçekleştirilir. Histon asetil transferaz enzimini HAT şeklinde kısaltıyoruz. h a HAT. Bu tersinir bir modifikasyondur. Histonların asetilasyonu bu enzim gruplarını ortadan kaldıran başka bir enzim olan histon deasetilaz yani HDAC tarafından dengelenir. Histonların asetilasyonu kromatin yapısındaki sarımların açılmasına neden olur. Bu da transkripsiyon mekanizmalarının gen ifadesi için kromatine erişebilmesini sağlar. Diğer yandan histon deasetilasyonu kromatinin sıkışık veya kapalı bir yapıya sahip olmasına neden olur. Sonuçta bu genler daha az yazılır. Gen ifadesini düzenleyen bu modifikasyonların kalıtsal olanları epigenetik regülasyon olarak adlandırılır. Söz konusu gen ifadesi ve DNA olduğunda aslında DNA'yı iki kategoriye ayırabiliriz. Sıkışık halde paketlenmiş, yazılım açısından aktif olmayan heterokromatinler ve daha az sıkışık, yazılım açısından aktif olan ökromatinler. Ben heterokromatinleri sıkıca sarıp sarmalanıp kış uykusuna geçmiş kromatinler olarak aklımda tutuyorum arkadaşlar. Birbirine iyice sokulup mağaralarında kış uykusuna dalar ayılar gibi bunlar yani. Ökromatinler ise yazılmak için kollarını açmış transkripsiyon mekanizmalarını bekliyorlar. Histon deasetilasyonunun bir başka DNA düzenleme mekanizması olan DNA metilasyonuyla birlikte işlendiğine sık sık rastlayabilirsiniz. Bu gen susturulması denilen bir süreç dahilinde gerçekleşir. Bunu gen yazılımını baskılamanın kalıcı bir yöntemi olarak düşünebilirsiniz. DNA metilasyonunda DNA'nın sitozin nükleotitlerine metil transferaz adı verilen bir enzim tarafından bir metil grubu yani 3 hidrojenli bir karbon eklenir. Ve bu tipik olarak CpG bölgeleri denilen sitozince zengin dizilerde gerçekleşir. CpG bölgelerini aslında sitozin fosfat guanin bölgeleri de diyebiliriz. Burada sitozin ve guanin yan yana geliyor. DNA metilasyonu gen ifadesini kalıcı bir şekilde değiştirir. Hücrelerin bölünüp embriyonik kök hücrelerden belli dokulara farklılaşması sırasında meydana gelir. Dolayısıyla normal gelişim için vazgeçilmezdir. Hatta genomik imprinting veya X kromozomu inaktivasyonu gibi başka süreçlerde de rol alır ama bunlar başka videoların konusu. Anormal DNA metilasyonu karsinogenezde yani kanser gelişiminde etkilidir. Gördüğünüz gibi DNA metilasyonu hücrelerimiz için kritik bir düzenleme mekanizmasıdır. DNA metilasyonu gen yazılımını iki şekilde etkileyebilir. İlk olarak DNA metilasyonu yazılım proteinlerinin gene bağlanmasını bizzat fiziksel olarak engelleyebilir. İkinci ve muhtemelen daha önemlisi olarak metile olmuş DNA'ya metil CpG bağlayıcı alan proteinleri veya kısaca MBD adı verilen proteinler bağlanabilir. MBD proteinler lokusta yani kromozomdaki belli bir konumda histon deasitilaz proteinini veya kromatin biçimlendirici başka proteinleri devreye sokar. Böylece histonlar modifikasyona uğrayarak sıkışık, aktif olmayan yani yazılım açısından susturulmuş heterokromatinlere dönüşür.